Peki senin şimdi bu konudaki düşünceni merak ediyorum. Çünkü bak gazeteciler de bu konuda ayrıldı. Sevgili izleyiciler Tarkan Kıbrıs'ta sahne aldı ve kısa bir süre önce yapılan haberlerde Tarkan'ın o gece yani birkaç saatlik programında 1 milyon doları cebine koyduğu ve sahneye bu parayla çıktığı iddia edildi. Kimine göre de bu rakamlar çok abartıldı ama yılbaşı konserinden çok kısa bir süre önce Ali mikrofonu uzattıklarında ve rakamı sorduklarında Tarkan hayır demiyor. Onun yerine diyor ki öyle cazip bir teklif geldi ki geri çeviremedim. Dolayısıyla iddialara da biraz kucak açmış oldu. Sonu nereye bağlandı izleyelim. Tarkan yılbaşı konserinde gece 12'den sonra sahnede 15 dakika daha kalmak için nasıl ikna edildi? Mega Star Tarkan 2024'de Kıbrıs'ta sahnede girdi. Günlerdir Tarkan'ın kaç para alacağı, ne giyeceği, sahnede ne söyleyeceği merak ediliyordu. Tarkan sahneye birbirinden şık iki farklı kostümle çıktı. Sahne performansı, dansları, sesi her zamanki gibi izleyenleri mest Tarkan saat 23.59'da sahnedeydi. Artık dünyada barış istiyorum, kavgasız ve savaşsız bir dünya istiyorum diyerek mesaj verdi. Tarkan saatler gece 12 gösterdiğinde yeni yıla girdiğimiz ilk saniyelerde anlaşması gereği sahneden indi ancak sevenlerinin yoğun ilgisine dayanamayarak sahneye döndü. Tarkan'ın günlerdir yılbaşı konserinden kaç para kazanacağı da magazin kulislerinde konuşuluyordu. Onun dekorunu kırmak mümkün görünmüyordu. Tarkan'ın konser için 800 bin euro yani yaklaşık 27 milyon lira gece 12'den sonra 15 dakika daha sahnede kalması için 200 bin euro yani yaklaşık 6 milyon 515 bin lira kazandığı söylendi. Şimdi rakamlar öyle böyle değil. Ee önce bir 1 milyon dolardan kapı açıldı. Sonra denildi ki 800 bin euro ama son 15 dakikayı da hani böyle yeni yıla giriyorsun ya 19, 8, 7, 6 be. Onu da içine katarak 15 dakikalık süre için 200 bin euro daha eklendi bu rakama. Bir iddia da Ali sadece 10 milyona sahneye çıktı. Ama Tarkan ne 10 diyor ne 800 bin euro diyor ne 1 milyon euro diyor herkesten çok aldığı kesin. Ama rakam konusunda muallak bir durum var. Şimdi bu bir e, bir kazinoda değil mi? E, hayır bir otelde. E, otelin ha, tabii ki, evet. yani, kazinosu var. Evet. Sonuçta e, otele gelen müşteriler ve bonus olarak yılbaşı gecesi ya da Hı -hı. ekstra olarak satılıyor. Hı -hı. Şimdi 1 milyon euro para verirlerse işte bir soliste. E, orada bin kişi olsa böl e, yani orada içeride gidip oturacaklar sonra kasinoya para bulamazlar. Hı. Oraya gelin. Şöyle ben o paraya inanmıyorum. Öyle evet, yüksek pahalar ödendiğini. Yani. E, normalde İkincisi oturmalı zaten, düzenmiş evet. ama bu para çok yüksek olduğu için oturmalı düzeni kaldırıp herkesi ayakta eğlenme şekline evet. döndürmüşler. Evet. Bilmiyorum yani. E, şimdi sonuçta bu özel sektör. Senin benim cebimde çıkmıyor oraya. Gidenlerin cebinden çıkıyor ister evet. Tarkan'a 35 milyon versinler ister 10 milyon versinler beni ilgilendirmiyor. Hı. Ama şöyle deli saçması bir şey var bu haberle ilgili. Yılbaşı gecesi sahne alanların sahnede geri sayım yapması bir ritüeldir. Hı. 10, 9, 8 hep beraber kutlarlar. İnsanlar da o sahnedeki sanatçıya parayı onunla birlikte fotoğraf çekmek, görüntü almak için veriyorlar. Ama geçen sefer e, öyle kabul etmedi. E, 19.8'i kabul etmedi. Erken indi. E, o e, istisnai bir durumdur. Yani hmm. e, bayağı 15 dakika konuşulmuş. için 200 bin euro alıyorsa e, yani Las Vegas'ta verirler bu parayı. Başka hmm. bir yerde veremezler. Ya da e, Çin'in yarı e, özel bir kumar bölgesi var. Orada verirler. <laughs> gitti? E, Ama işte geçen sene e, bu geri sayımı ekstra para istediği için, ekstra para da 3 milyon TLydi Ekstra parayı istediği için otel yönetimi tarafından bu bütçe bize çok fazla diyerek kabul edilmemişti. Öyle bir evet. şey için. Tarkan evet. bunu da yalanlamadı. Demek ki arz talep dengesi. Evet. Ee, Vay Ali ondan sıfıra kadar sayıyorsun ekstra para alıyorsun. Evet. Ha Nasıl ben, iş? Ben e, kronometre tutun saymaya başlıyorum. <laughs> O, <laughs> Bu paralara... Kim verecek bize para? parayı? Bir şey söyleyeceğim. Bu paraları şimdiden sayalım. Bir, iki, 3 de Sabah tekrar yayına kadar saymaya devam ederiz. Hatta bir hafta sayalım. Bunun yüzde birini vermez. Tabii o bir tarkan Şimdi, olduğu için e, kıyaslamıyoruz kendimizi. Yılbaşı, e, bayram gibi ekstra ekstralarda günler. öyle paralar telaffuz ediliyor ki... E, hadi Kıbrıs'ta bu paralar... Eee Ödenirse o kadar vergisi olmayabilir oradan kaçırabilir. Türkiye'de ödeniyorsa o sanatçıların hepsinin o yıl vergi rekortmeni olması lazım o paraları alıyorlarsa. Hmm, vergi listeleri açıklanınca görüyoruz. Evet vergi evet. listeleri açıklanınca orada evet. görmüyoruz. Ama, Demek ki işte, e, da aynı şey gibi e, yani sosyal medya fenomenleri e, o biçim lüks hayat yaşıyorlar ama... E, vergide fakirler evet. ya da şirketler zarar görüyor. Hı. Basına ya, Yani orada evet zaten hep öyledir. Orada görev kime düşüyor? Maliyeciye. Maliyeciye Maliye Ben bir tane denetim meni... yapacaklar. Ben e, muhabirlik yaptığım dönemde herhalde hilafsız 10 sene 15 sene maliyecilerin gittiği yerlere gittim. Sonuçta nasıl vergi, e, vergi listelerini... açıklarını yakalıyordu. E, yakalıyordu. Ali'den yani, hiç kaçmazdı e, hatırlıyorum. Yani Sibel Can'dan Tarkan'a, Hülya Avşar'dan... E, seni bir görünce, sürü seni görünce, Ajda Pekkan'a bir... kadar hepsi <laughs> vergi cızasına çarptırıldı. Hmm. E, bir sonraki yıl rekortmen oldular. Sonra Ali'yi görünce e, böyle <laughs> Ajda şey e... Sarımsak görmüş şeytan e, gibi. <laughs> e, Sibel Can e, sadece vergi cezası almadı. Ha, 6 ay hapis cezası aldı. E, Hülya Avşar 5 yıl, 5 ay hapis cezası aldı. Hmm, evet. e, tabii 6 ayın altında olunca e, sicili işlenmiyor ama sonuçta e, bu kadar sıkı dönetimin yapıldığı dönemlerdi. E, ya bir menajere sormuştum. Bu abartıyorsunuz bu rakamları. Daha geçen senelerde sordum. Yanılmıyorsam bir buçuk sene önce. Ay Mügecim dedi kural şu dedi. Bak bu da çok ayıp bir şey. Evet. Hani böyle dedi önden dedi kişi 1 milyon kazanacak diyelim ki sahnede. Ama bakıyor ki rakibin rakamları etrafta 3, 5, 8, 12 falan çıkıyor. Ay diyor niye bu kadar altında kalayım onların? Yıldız tozlarım dökülür. Evet. Ee, etrafa yayıyor. Falanca da 10 milyona çıkıyor. E dedim vergi memuru kapınıza dayandığınızda ve yıl başında sahneye çıkarken gelmiyorlar mı? Denetlemiyorlar mı? Yok orada da diyoruz ki dedi basına abarttı. Ne güzel iş ya. Ya ben e, o. Bak İbrahim Tatlıses ben... de diyor ki evet. e, artık kaç yıl kaç yıldır sahnelerde ve en yüksek paraları kazanan yıldız isim böyle bir para yok diyor, olamaz da diyor. E, sakalım yok, e, dün tıraş oldum. E, yok böyle ha. bir para <laughs> ama şöyle bir gerçek var. Bu ülkede belediyelerin valiliklerin düzenlediği konserlerde dahi. Vergi kaçırılıyor. Aa, evet. Yani çünkü vali bir konser düzenliyor, ee, ona bir sponsor buluyorlar, ee, sponsor ödüyor parayı. Ee, oradan gerçek fiyat gösterilmiyor. Hmm. Çantalarla, torbalarla paralar veriliyor. Ali, bu söylediğin. Yazdım da ben bunu. Bu şeyde yansıdı, medyada yansıdı. E denet sayışta denetimlerinde Çantalarla de çıktı. Çantalarla kim taşıyor? Menajerler mi taşıyor? Ya, organizatör e, firmalar alıyor. Daha sıkı denetlensin diyorsun. Yani bu rakamlar zaten gerçek değil de Evet. ama e, şarkıcıların sahne ücretleri evet. astronomik rakamlara çıktı. Tabii ama Bir buçuk milyondan aşağı e, kapıyı açan yok. Evet kapıyı açan yok ama onu biraz değiştiğin zaman söyledikleri bir buçuk milyon ama sahneye çıkış fiyatları 500, 700, 800 falan. O sırf kendini daha pahalı, daha star, daha havalı ve rakiplerinden geri kalmayan diye şişirilmiş biraz rakamlar.